Hayatım ben bugün kliniğe geç gideceğim. Yeni eve birlikte geçeriz, beraber yerleştiririz eşyaları. Yok hayatım yok. Sen işine gitme Medeli. Ben eşyaları yerleştiririm. Zaten taşıma şirketiyle de konuştuk. Yardım ediyorlar. Senin neyin var? Yok bir şeyim. Ya Aslı, bak istediğin oldu. Yıllardır hayalini kurduğun şey gerçekleşti ama hiç heyecanlı, coşkulu değilsin. Şu anda senin şu bütün eşyaları kendi ellerinle kamyona yerleştirmen gerekirdi. Senin bir şeyin var, ben anlarım. E kolay mı Mehmet Ali? Yani kaç yılımızı geçirdik bu evde? Çocuklar bu evde doğdu, büyüdü. Burada güldük, burada ağladık. Ne bileyim yani her yere bir sürü anı ve kahkaha sığdırdık. Şimdi böyle sanki... Ya düşünsene ailemize ait bütün hatıralar bu evde. Ve biz hatıraları burada bırakıp gidiyoruz. Böyle evimi değil de yuvamı bırakıp gidiyor gibi hissediyorum. Ay eşyaları çıkardılar ya, çok kötü oldum. Gel buraya, gel, 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 gel buraya, gel buraya. Hiç öyle düşünme, üzme kendini. Hiç öyle bir şey yok, tamam mı? Bak bugün senin günün, bu anın tadını çıkar. Hem yeni evimize de bir sürü hatıra biriktireceğiz. Sen orada kahkahalarınla bütün evi neşelendireceksin. Orayı da yuvamız yapacaksın. Ya sana ne oldu Mehmet Ali ya? Senin şu anda ben sana demiştim Aslı demiş olman gerekmiyor mu? Ya da Aslı vazgeç taşınmayalım demen gerekmiyor mu? Hayır Aslı. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir kere de senin istediğin olsun istiyorum. Çünkü ben yıllar içinde anladım ki sen mutlu olursan biz de mutlu ediyorsun. Bu eve 24 yılını verdin yeter. Artık senin kendi istediklerini yapman lazım. Ve sen her ne yaparsan yap ben senin yanındayım. Sorgusuz sualsiz. Annem de alışsın bu duruma. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş evladım. Kırmadan, dökmeden yerleştirin. Değil mi çocuğum? Ama yavaş. Yavaş ol. Yavaş. Zarar vermeyin. Hadi. Hadi gel. Dur yürü. Abi, dua et anahtara ulaşabilecek tek kişi sensin. Anahtar da emekli komiserin evinde. Yoksa Şeyhmuz abi sana çoktan bir gasilhane ayarlamıştı. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ne kadar titiz ve hijyenik olduğumu herkes bilir, Allah razı olsun. Anahtar nerede abi, söyle. Sütlüce. Abi, saçma sapan cevaplar veriyorsun. Bak, bir daha kim ermesen ve sevdiklerin için gelecek. Anahtar nerede abi? Nasıl söyleyeyim şimdi minicim? Anahtar Arife yengenin süz yeninin içinde. Yani daha başka türlü nasıl anlatayım? Hadi ya. Ya şimdi direkt söylesem racona ters minicim, değişik yollarla anlatmaya çalışıyorum. Silikon Vadisi, Sütlüce. Anlamıyorsun ki minik. Onu oradan nasıl alacaksın? Çok zor. Ama imkansız değil. Süper bir planım var minik. Bana müsaade. O anahtar neredeyse o anahtarı alıp sana getireceğim. Teşekkürler. İyi günler. Haydi kolay gelsin. Emre. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Neyle ilgili? İşte. Yağmur'la ilgili. Konuşalım.
Gel Rüzi, gel geç. Hayırdır amirim? Mehmet eller taşınıyor ya. Allah kavuştursun yenge. Sen dedenle babaanneni özleyecek misin Afacan? Kerami, kanepeyi yüklediler şu anda kamyona. Sen Mehmet Ali'min o kanepeyi aldığı günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam Arife? Aslı başka kanepe alacaktı da sen zorla bu kanepeyi aldırmıştın. Niye? Evladım, annenin aldığı kanepeyi beğenmemiştik ondan. Kerami, şu anda masayı yüklüyorlar. Mehmet Ali'nin masayı aldığı günü hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Beni de götürmediler diye çok bozulmuştum Mehmet Ali'ye. Birlikte gitmeyi mi planlamıştınız? Onun gibi bir şey evladım. Dolaplar da yükleniyor. Ya anahtarının tekinin sende olduğu dolaplar. Anahtar demişken geçen gün bir anahtar vardı ya, bulundun mu onun sahibi yenge? Bana bak Hulusi. Başlatma şimdi anahtarından. Benim derdim bana yetiyor. Ne o elindekiler Hulusi? Ha, bu sele zeytin amirim. Kahvaltıda yersiniz afiyetle. Çekirdeklerini atmayın, size tesbih yapacağım. Bana, sen o tesbihi Kerami'ye değil bana yapman lazım. Ya sabır diye çekerim artık. Bu torbada ne var? Bunda çok acayip bir şey var amirim. Anne, baba. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Hayırdır kızım? Ay kötü bir şey mi oldu Yağmur? Yüreğime indirme beni. Aslıcığım, niye aklına hemen kötü bir şey getiriyorsun? Sen de git gide anneme benzedin ya. Üzüm üzüme baka baka kararıyor Mehmet Ali'ciğim. Söyle kuzum, ne oldu? Şey, ben... Abla, biz yatak odasına geçiyoruz. Tamam. Yalnız o içerideki dolap sökülecek mi? Yoksa öyle mi yerleştirilecek kamyona? Anlatacağım, geliyorum. Yağmur, hemen geliyorum. Tamam. Şöyle yapacağım. Kızım, bana anlat. Merak ettim ya. Of, saat kaç olmuş ya? Kliniğe geç kaldım ben. Ay yok baba, ben kliniktekilerle konuştum. Her şeyi kontrol ettim. Sen merak etme, her şey yolunda. Ya ne kadar da işine sahip çıkan, işinin başında duran bir kızsın sen böyle ya. Vallahi gurur duydum seninle ha. Aklın kalacaksa gidebilirim ama baba. Yani burada pek işe yaramıyorum zaten. Yok kızım, sen konuştuysan tamamdır. Vallahi sen kliniğe geldiğinden beri benim gözüm arkada değil. En azından işin başında duran biri var. Ya baba, gerçekten yani beraber çalışıyoruz diye mutlu musun? Yani başta hiç istemiyordun çünkü. Hata etmişim ben, hata etmişim kızım. Yani bir insanın iş yerinde kızıyla birlikte çalışması gerçekten müthiş bir konformuş. Ben sen gelince anladım. Sen boş ver, ne diyecektin sen? Aa yok, hiç önemli değil baba. Biz seninle konuşuruz sonra. Tamam. Kahve içtikten sonra Hürrem'le olan bütün iletişimim kesildi. Kahve mi dokundu acaba kızı? Saçmalama oğlum, ne alakası var? Sabahları bir günaydın mesajı bile yazmıyor. Geceleri birbirimize iyi geceler demeden uyuyoruz. Hürrem sohbetini mi beğenmedi acaba hocam? Beğenmediyse beğendirtmesini biliriz. Saçmalama oğlum. 15 dakika boyunca kahve içtik. O 15 dakikada var ya, neler konuştuk neler. Konu konuyu açtı. Neler konuştunuz? Futboldan konuştuk. Yalnız sadece bizim ligimize değil ha. Avrupa liglerini de yatırdık masaya. Sonra oyunlardan bahsettim. Yetmedi, üzerine araba konusunu bile açtım. Çok güzel dakikalar geçirdik. Ben anlattım, o dinledi. Sorun anlaşılmıştır arkadaşlar. Oğulcan sen ne yaptın ya? Ne yapmışım ben? Sen Hürrem Sultan'ın sohbetinle bayıltmışsın oğlum. Hadi ya. Ne yapacağım ben şimdi? Kısacası Hürrem Sultan'ı kaybettik yani, öyle mi? Günaydın. Günaydın Rıfkı'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Vallahi seni gördükten sonra insan nasıl kötü olabilir ki? Bir gülüşüyle hayatımı güzelleştiren kadın Ayfer. Ay. Rıfkı, bunlar ne güzel sözler. Vallahi sana baktıktan sonra aksini söylemek ne mümkün? Güneş bile seni görebilmek için daha erken doğuyor be. Ayfer. Ay. Rica edeceğim, devam etme. Alışırım sonra, hep isterim ha. Vallahi sen istemesen de ben hep söylüyorum zaten. Sen yeni duyuyorsun Ayfer. Ay Rıfkı, senden böyle güzel cümleler duymak, ne bileyim böyle... hoşuma gitti yani, sürpriz oldu. Bu daha ne ki?
Öğlen arasında sana beklenmedik bir sürprizim var. Rıfkı, zaten sürpriz beklenmedik zamanlarda yapılır. Ne sürprizi? Vallahi söyleyemem yani. Sürpriz. Ya çok merak ettim, ne olur. Bir ipucu versen. Söylemem. Sen de onun ilgili olduğu alanlarda topuç vereceksin kardeşim. Haklısın. Ben biraz yan pas yapmışım. Direkt oynamam lazımdı. Hürrem nelerden hoşlanır ki? Ben münazara kulübünde diye duymuştum. Tamam, biz de hemen gidip katılalım münazara kulübüne. O ne ya? Böyle ortada bir konu oluyor. İnsanlar da üzerine tartışıyorlar işte. İnanmadığın şeyleri bile savunmak zorunda kalıyorsun. Bir futbol değil yani. Bu iş var ya, tam senlik olacağım. Oo, konu tartışmaksa benden iyisi olamaz. Ben her gün anneme babama laf yetiştiriyorum. Kimse benim elime su dökemez. Harika. Böyleyse Hürrem'in de gözüne girersin. Girelim değil mi? Hadi o zaman gidip bulalım şu kulübü. Sözleşmeyi imzamızı atalım, armayı öpelim, formayı sırtımıza geçirelim. Hadi, hadi. Yağmurcuğum, annen de geldi, konuşalım. Hah, sen bir şey söylüyordun Yağmur ya, kusura bakma. Şey anneciğim, hiç önemli değil, o önemli bir şey değil. Yolda da konuşabiliriz. Hadi çıkalım artık, bekletmeyelim. Hadi doğru, hadi bakalım. Hı. Biz de inelim bir an önce. Yolunuz açık olsun evladım. Güle güle gidin. Bitti mi evin işi? Bitti baba, bitti. Bütün eşyaları indirdik. Şimdi işte yeni eve geçeceğiz. Bugün yarın da yerleşiriz herhalde. Bir yardıma ihtiyacınız olursa haber verin, olur mu? Sağ ol babam. Teşekkür ederiz. De bize bile çok iş kalmadı. Aslı taşıma firmasıyla anlaşmış. Neyse, hadi bakalım. Yolcu yoluna gerek. Biz yine geliriz zaten. Burası da yine de bir vedalaşalım. Hadi kızlar, öpün dedeniz, babaannenizi. Eda. Ay kızım, hadi şansınız açık olsun. Hadi güle güle, hadi kızım. Hadi sağ ol hocam. Güzel. Ay, tavşanım. Hadi şansınız açık olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Sizden de yavrum, sizden de. Hadi bakalım Aslı, hadi. Anne. Hı? Hiç istemiyorsun değil mi gitmemizi? Hiç. Allah hazırız, çıkabiliriz yola. Hadi bakalım, insanları bekletmeyelim Aslı. Beyefendi size zahmet. Eşyaları yukarı taşır mısınız lütfen? Taşınmıyoruz biz, vazgeçtik. Abla ne diyorsun ya? Vallahi işte ne duyduysan onu söylüyorum. Zaten yeni taşınacağımız eve taşıyacaksın. Şimdi buraya eski yerlerine taşıyın lütfen. Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun Aslı? Duydun mu Kerem'i? Duydum.
anne gerçekten var. Aslıcığım sen ciddi misin ya? Hiç olmadığım kadar ciddiyim. Bir şey söyleyeceğim, hadi ne duruyorsunuz ya? Şöyle herkes işi bir ucundan tutsun. Hadi hadi hadi. Hemen taşıyalım eşyaları eski yerlere. Bak böyle boş boş. Topla şunları, yukarı taşı, yürü. Hulusi, Hulusi gel gel gel. Geldim amirim. Benim güzel kızım. Hayatım, Mehmet Ali'cim, o senin için çok ağır ya. Daha hafif başka bir şey ya. Aa, bu benim içindeki Aslı'cım ya. Bir tanem bir şey söyleyeceğim. Bak eskisi kadar genç değilsin, azıcık kilo aldın, biraz yaşlandın. Şöyle daha hafif bir şey mi acaba? Hayatım, bana haksızlık etme. Ben bu genç delikanlılara taş çıkarırım, taş. Geçin fıstıklar, geçin. Kaldırırım, kaldırır. Durun şuna, Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun, dualarımı kabul etti. Şükürler olsun Allah'ım sana. Yani Damla, babam benimle çalıştığı için o kadar mutlu ki. Yani ben de klinikten ayrılmak istiyorum diyemedim. Ama başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunu ertelememelisin abla. Başkası dedi, babam Damla. Evet. Yağmur. Efendim babacığım. Kızım sen çık, ben biraz daha buralardayım, öyle görünüyor. Tamam, çıkarım şimdi. Çok teşekkür ederim ben sana. Vallahi sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Ay yok canım, abartma baba. Sanki senin hastalarına da ben bakıyorum. Öyle deme kızım. Çalışanları kontrol etmek, gelen hastalarla ilgilenmek, bunlar önemli şeyler. Sen o kliniğin sadece psikoloğu değil, aynı zamanda da yöneticisin. Öyle miyim? Öylesin tabii. Hadi bakalım. Hadi sen çık. Tamam. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum. Şu mum nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Zor olmuyor mu kızım? Hadi şöyle. Gördün mü Damla? Ben şimdi bu adama nasıl klinikten ayrılıyorum diyeyim. Ya evet haklısın ama babamla çalışmak istemiyorsan ve mutlu değilsen bunu babama söylemen gerekiyor. O da senin mutlu olmanı isterdi. Aylan, anlıyorum da Yağmur benden ne isteyecek tam olarak? Bunu niye söylemiyorsun? Emreciğim, ya bilsem söylemez miyim? Neden sen bana inanmak istemiyorsun? Ya neden, neden ısrar ediyorsun? Bak, gerçekten ben sana bu konuyu açtığım için şu an çok çok pişmanım. Aydan, bana geliyorsun. Yağmur senden seni şaşırtacak bir şey isteyecek diyorsun ya. Bunu söylediğine göre Yağmur'un bana ne söyleyeceğini biliyor olmalısın. Yani tabii ki ısrar ederim. Emre, bak ben sadece ve sadece sana iyilik yapmak istedim. Senin hazırlıklı olmanı istedim. Yani Yağmur öyle bir şey anlatıyordu. Öyle bir şey hissettim, onu söyledim ama gerçekten şu an pişmanım. Özür dilerim. Aydan, hazırlıklı olabilmem için Yağmur'un benden ne isteyeceğini biliyor olmam lazım. Ya bir iyilik yaptın bari tam yap. Söyle, ne isteyecek Yağmur? Ay gerçekten bilmiyorum. Ama bak, öğrenirsem söz veriyorum sana söyleyeceğim, tamam mı? Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Yani ki münazara maçına tartışamadıktan sonra bu kulübe girmenin bir anlamı yok ya arkadaşlar. Benim yarın o kürsüye çıkıp şov yapmam lazım, şov! Arkadaşlar, Hürrem benden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Hissediyorum. Takımlar seçilmiş olacağım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aa, Hürrem geliyor. Selam olacağım. Selam. Bizim kulübe yazılmışsın. Evet. Münazara benim için bir yaşam biçim. Daha önce yaptın mı hiç? Yaptım tabii, yapmaz olur muyum? Evde sürekli yaparız biz. Eski münazaracılardan kim kaldı değil mi? Yarın konferans salonunda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yalnız ben kürsüde olacağım. Takımlar doldu demişlerdi. Ufak bir değişiklik oldu, oyuna ben girdim. Çok sevindim, seni izleyeceğim o zaman. Ben de. Yani ben de seni kürsüden izleyeceğim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne olacak şimdi? Ok yaydan çıktı arkadaşlar. Benim yarın o kürsüye bir şekilde çıkmam lazım. Buldum. Gelin benimle.
Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Ya ama çok merak ettim Rıfkı. Ne olur söylesen. Ama Ayfer'cim olmaz. Sürpriz bu, söylenmez yani. Azıcık bekle bak, çok güzel bir sürpriz seni bekliyor. Tamam bak, hepsini söyleme. Sadece birazcığını söyle ne olur, çok merak ettim. Olmaz diyorum Ayfer'cim. Hazırlıklar içeride devam ediyor. Sen lütfen hadi, sonra görüşürüz hadi. Sen odana git. Hadi bay. Allah'ıma şükürler olsun Kerami. Çocuklarım hiçbir yere gitmediler, evlerinde kaldılar. Allah gönlüne göre verdi annem. Kalbin temizmiş. Tabii öyledir Mehmet Ali'cim. Senin annen kimi üzdü bugüne kadar? Kimin tavuğuna kış dedi yani? Demedi. Tam aksine yani civcivlerin bu evden gitmesinler diye neler ettim neler. Çok uğraştım. Allah biliyor. Ben aniden Aslı'nın fikir değiştirmesine şaşırdım. Siz daha önceden konuşmuş muydunuz bu meseleyi? Yok baba, ben de hiç anlamadım niye fikrini değiştirdi. Yani taşınma konusunda çok hevesliydi. Bu kolyeleri falan özenle hazırladı yani. Güzel gelinim. Bana kıyamadı, bana. işte güzel gelinim de lafının üstüne geldi. Aslı'cığım, diyorum ki ben, şöyle bu evde kalmanızın şerefini ailecek, şöyle hep birlikte oturalım şöyle bir masanın başına, güzelce bir yemek yiyelim diyorum. Olur anneciğim, yiyelim tabii. Ya ben sizi böyle gördüm ya, ben daha ne isterim ya? O zaman ben hemen kalkayım, yemeklere girişeyim. Yok anneciğim, yok yok. Hemen hazırlama. Çünkü ondan önce benim size söylemek istediğim bir şeyler var. Aman çocuğum, acelesi mi var? Sonra söylersin söyleyeceğini. Yani bak, daha sofra hazırlanacak, yemekler pişecek. Oo, çok iş var, çok. Çok acelesi var anne. Şimdi şöyle, evet bugün taşınmadık. Evet, ailecek burada oturmaya devam edeceğiz. Ama bazı şartlarım var. Daha doğrusu bazı kurallarım var. Kurallar mı? Hı hı. Aslı, ne kuralları? Buraya yazdım hepsini. Tam 14 kural. Pamuk ailesinin bu evden taşınmaması için gereken 14 kural huzurlarınızda. Efendim minikciğim? Arıyorum işte minikciğim, böyle zırt pırt ararsan nasıl çalışayım ben? Çalışana biraz saygı lütfen ya. Ter mi ter ter? Şehmuz abinin verdiği haberi seninle paylaşmak için aradım. Sana bir istisna yapmış. Ha, çabuk söyle, ne söyleyeceksin çabuk söyle hadi. Senin için harcanan mermileri kendi cebinden verecekmiş. Bizim maaşımızdan kesmeyecekmiş. Kıymetini biliyor Lucy. Herkese böyle bankör olmaz Şehmuz abi. Allah razı olsun minikciğim, Allah razı olsun. Allah ona benim hakkımda ne düşünüyorsa iki katını versin. Ne diyorsun abi? Şey yani iyi anlamda minikciğim, minikciğim benim işim var. Hadi tutma beni, gözünü seveyim. Hadi çalışıyorum ben. Şehmuz abiye de en derin saygılarımı ilet minikciğim. En derininden. Hadi. Arkadaşlar, akşam buzlu su içtik, sesimiz kısıldı diyeceksiniz. Yerinize biz geçeceğiz, münazarayı da biz yapacağız. Olmaz, uzun zamandır biz mi münazara için çalışıyoruz? Ha, ama bak, ben sana güzellikle anlatıyorum ama sen sürekli algılarını kapatıyorsun. Aç şu kepçeleri biraz, biraz daha anla beni. O algıları açın, yoksa açmasını biliriz. Çocuklar, yarınki münazara bizim için çok önemli. Lütfen kürsüyü bize bırakın. Bakın, rica ediyorum. Berkecan, oldu olacak ayaklarına da kapanalım. Bırakmayız. Yarın bizim takım orada olacak, biz yarışacağız. Bak, görüyorsun Berkecan. Seni dinledim. Elimden geleni yaptım. Ilımlı ılımlı yaklaşmaya çalışıyorum ama böyle bir adım yol kat edemedik. Yerimizde sayıyoruz. O zaman sıra benim yöntemimde. Yarın siz ayrılıyorsunuz, yerinizi biz alıyoruz. Kapiş? Ayrılmıyoruz. Ayrılıyorsunuz. Ayrılmıyoruz. Ayrılıyorsunuz. Berkecan, başta sen olmak üzere hepinizden özür diliyorum. Ayrılıyorsunuz dedim. Şimdi birinci ve benim için en önemli kural, evin anahtarları Aslı'ya, yani bana teslim edilecek. Aslı, biz...
biz önce bir kendi aramızda konuşsam mıydık? Ama hayatım annenle konuşuyorum ben şu anda. Yani annenle benim ikimizin arasında bir mevzu bu. Anneciğim anahtarları teslim edebilir misin lütfen? Tamam kızım. Bugün teslim ederim anahtarlarını. Yeter ki siz taşınmayın. Tamam. O zaman Mehmet Ali'cim senin ilk kuralına geçiyorum. İlk kuralın annene anahtarı geri vermemek. İlk kural mı? Hı hı. Bana da mı yazdın? Tabii. Ya bu anahtar işi benim pek içime sinmiyor Aslı. Yarın bir gün bir yerde unutsak anahtarı çilingir mi çağıracağız? Bir sürü para vereceğiz boşa. Ne bileyim kettle'ıydı, ütüsüydü, fişte kaldı. Evde yangın çıkarsa... Diyerek bahaneler üretmek yok. Ben senden söylemeden hepsini buraya yazmışım. Anneciğim şimdi senin ikinci kuralına geçiyorum. Eve haber vermeden davetsiz bir şekilde gelinmeyecek. Önce bir aranacak. Alo, müsait misiniz diye sorulacak. Eğer müsaitim cevabı alınırsa gelinecek. Aslıcığım holding miyiz biz? Yönetim kurulu mu toplanıyor sürekli bu evde? Ne müsaitliği Allah aşkına? Oldu olacak bir de sekreter tutalım. Arayanlara da o cevap versin. Bu ne resmiyet? Aileyiz biz ya. Diyerek kural ihlali yapılmayacak. Mehmet Ali'cim şimdi devam ediyorum. Müsait olmadığımız halde annene müsaitiz demeyeceksin. Tabii ararsa. Allah Allah evladım. Ben bu eve ne zaman habersiz girdim ki çocuğum? Ha. Evet yani zaman zaman habersiz girmiş olabilirim. Tamam. Çoğu kez haber vermeden geldim. Bu da olmadı ama Arife. Tamam. Hep haber vermeden geldim. Evet anneciğim. Bundan sonra haber vererek geleceksiniz. Tamam mı bu da? Tamam. Aslıcığım bence artık yeter. Çünkü annem söylediğin her şeye tamam dedi. Bence uzatmayalım. Ne dersin? Canım Mehmet Ali'cim bak 12 kuralımız daha var. Eğer bu evden taşınmayacaksak bu kuralların hepsine uyulacak. Neymiş o? Diğerlerini de duyalım. Hı, okuyorum. Evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde bizi yalnız bırakacaksınız. Duydun mu Kerem? Duydun değil mi? Biz de hep birlikte eğleniyoruz. Bizi seviyorlar, mutlu oluyorlar diye. Bak, göze batıyormuşuz meğerse. Biz haberimiz yok. Ben sana kaç defa söyledim Arife? Hiç değilse çocukları evlilik yıl dönümlerinde baş başa bırakalım diye. Ama dinletemedim ki. Ya Kerami, biz bu çocukların düğünlerinde yok muyduk? Evlilik yıl dönümlerinde niye olmuyoruz yani? Biz bu yola birlikte çıkmadık mı? Bu yola baş koymadık mı? Niye çocukları evlilik yıl dönümlerinde yalnız bırakıyoruz? Ben de bunu anlayamıyorum yani. Rıfkı. Çok merak ettim. İçeride ne yapıyorsun? Az kaldı Ayfer. Yakında göreceksin. Ya şimdi görsem azıcık söyle ne olur. Benim için ne hazırlıyorsun? Ama söylersem sürpriz olmaz ki. Bunca yemek boşa gider yani. Ay demek ki çok büyük bir sürpriz olacak. Ha, beklentimi yarattın. Ben en son üniversite sınav sonucumu beklerken böyle çılgıncasına meraklanmıştım. Ayfer sen şimdi odana git. Ben seni hazır olunca çağıracağım. Tamam. Hadi. Temizlikçi seçimine Aslı karar verecek. Aslı'nın temizlikçisiyle Arife'nin konuşması yasaklanacak. Aşağı eve gelen temizlikçi yukarı gelemeyecek. Aslı'cığım kadıncağız senin adına konuşuyor. Senin için görevler veriyor. Hı. Mehmet Ali de anlamadığı konularda yorum yapmayacak. Mesela temizlik gibi. Kızım ben senin temizlikçinle konuşuyorum. Ama sor bakalım bana. Ben niye konuşuyorum? Halısının altında toz var mı diye sormuşsun anneciğim kızcağıza. Evladım, üstüme iyilik sağlık. Tamamıyla bir iftira yani bana. Bak çocuğum,
ben onu sorguya çekiyorum kızım. Hı. Senin evini iyi temizlemiş mi diye sınava tabi tutuyorum. Tamamıyla amacım bu benim. Ben de tam onu diyecektim. Şimdi ben bugün iyi bir doktor olduysam, başarılı bir doktor olduysam... annemin sınavları, testleri sayesinde. ÖSS, ÖYS, MRKS, LYS, ÜSS, SSS, KPSS. Bunların hepsi bir tarafa, annemin sınavları bir tarafa. Mehmet Ali kurallara itiraz etmeyecek demişim. Anneciğim, sizin için de vallahi çok üzgünüm. Bundan sonra temizlikçimi sorguya çekemeyecek, sınav yapamayacaksınız. Yani bundan böyle eğer bizim burada oturmaya devam etmemizi istiyorsanız. Tamam, tamam. İyilik de yaramıyor. Gör ki bir annenin emekleri nasıl heba olup boşa gidiyor oğlum. Anneciğim, emekleriniz niye heba olsun, niye boşuna gitsin? Aslı sizin öğrettiğiniz şeyleri tek başına uygulamak istiyor. Yani tek başına denetlemek istiyor kadını. Öyle değil mi Aslı? Hayır Mehmet Ali'ciğim. Ben net bir biçimde evimden bilgi sızdırılmasın istiyorum. Devam ediyorum. Sürekli eve yemek getirilmeyecek. Özellikle çocuklara ve Mehmet Ali'ye zorla yemek yedirilmeyecek. Yatak odasına kesinlikle girilmeyecek. Bu konuda haklı anne, girmezsen ben de çok sevinirim. Mehmet Ali yatak odası kuralına destek verecek. Bravo Mehmet Ali. Bak ben daha söylemeden hop kuralı uyguladın. Bu konuda desteğimi hiçbir zaman esirgemem hayatım. Hain evlat. 5 dakikada işine gelince nasıl sattın anneni? Haklı çocuk. Bana kalsa benim yatak odama da girme. Öyle mi Kerami? Evet. Demokratik bir ortam buldum. Fikrimi söylüyorum. Ne var bunda? Fikirsiz Kerami. Ayol şu mücadelemde beni bir başıma bıraktın ya şurada. Burada oturup da bana köstek olacağına. Kalk in aşağıya. Hulusi'yi evde bir başına bıraktın. Bak o Hulusi dediğin adam var ya, ne düşünceli adam. Bizi burada ailecek yalnız bırakmak için kalkıp gelmedi. Siz taşınıyorsunuz diye yardıma gelmiş çocuk. Baba, hırsız adamı evde yalnız mı bıraktın ya? Ben de gitti sanıyordum. O eskidendi, hırsız değil artık. Tövbekar oldu. Yalnız kalmasın aşağıda, gideyim de çocuğa. Bakayım ya. Bak, ne yapıyor acaba? Allah Allah. Hulusi, ne yapıyorsun oğlum sen burada böyle? Ne o elindeki, nereden buldun onu? Amirim, metal dedektörü, çalışıyor mu diye bakıyorum. Nereden buldun sen bunu? Ne işin olur oğlum senin dedektörle medektörle? Amirim, benim bir güvenlikçi bir arkadaşım var da test edeyim diye bana verdi. Sistemde bir açık var mı yok mu ona bakıyorum. Hani büyük şirketler bilgisayar sistemlerini hackerlara denetlettiriyorlar ya. Onun gibi bir şey. Doğru. Çalışıyor mu peki? Vallahi şimdiye kadar iyi gidiyor amirim. Çalışıyor yani. Ama ne kadar çok test o kadar doğru sonuç. Amirim, bir de sizin üzerinizde deneyeyim mi? Ya şimdi bozuk mozuk çıkar, şimdi arkadaşı işten atmasınlar. Sağlam götüreyim çocuğa. Peki o zaman. Hadi dene bakayım. Öttü işte. Amirim, üzerinizde metal eşya, bozuk para, anahtar gibi şeyler varsa onları da böyle çıkarın, bir de öyle deneyin. Al bakayım. Bu sefer de ses gelmedi. Amirim, üzerinizde başka metal eşya, anahtar falan yok değil mi? Yok evladım işte, hepsini çıkardım burada. Eminsiniz yani? Eminim, eminim. Hepsi burada işte, al. Aslı, yeter artık, yeter. Dur Mehmet Ali'cim, dur. Bitmedi. Devam ediyorum. Evdeki dolaplar karıştırılmayacak. Aslı'nın ne kadar alışveriş yaptığı sorgulanmayacak. Fatura ve fişler incelenmeyecek. Evdeki eşyaların yeri değiştirilmeyecek. Aslı'nın telefonu karıştırılmayacak. Mesajları okunmayacak. Aslı'cığım biraz abartmıyor musun ya? Mehmet Ali'cim, senin bu duymaya bile tahammül edemediğin şeyleri ben 24 yıldır bizzat yaşıyorum hayatım. Anneciğim,
Siz de kusura bakmayın. Yani böyle bir anda üstünüze gitmiş oldum ama iyi oldu. Siz de bu vesileyle bu kötü alışkanlıklarınızdan kurtulursunuz. Çünkü böyle azaltarak kurtulunmuyor bunlardan. Bir anda bırakmak gerekiyor. Yok kızım. Benim için zor olmaz böyle şeyler. Şu anlattıklarını, saydırdıklarının benimle ne alakası var? Hiç anlayamadım. Ha, o zaman çok kolay anneciğim. O zaman çok kolay. Yani bırakmanız çok kolay olacak bunları. Ben şu Damla'ya bir bakıp da geleyim. Aslı, kadının üstüne çok gitmiyor musun ya? Çok mu? Mehmet Ali'cim, bu kurallar az bile az. Ben bu kuralları 30'dan 14'e ne kadar zor indirdim. Yani sıkıştırılmış kural bunlar. Konsantre kural. Babaanne, ne yapıyorsun? Kızıncağız, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Oh! Ah be! Rahatladım! Sen bak babana, dersin çalış çocuğum. Çalış. Amirim, ben bir tuvalete gideyim. Ne o Hulusi, geldiğinden beri devamlı tuvalete gidip geliyorsun. Senin prostatta bir sorun mu var yoksa? Bana bak, eğer öyle bir şey varsa Mehmet Ali'ye telefon edeyim, sana bir doktor ayarlasın. Yok amirim, iyiyim ben. Korkma evladım, eskisi gibi değil prostat muayenesi. Değişmiş şimdi, çok daha kolay oluyor. Arayayım mı? Yok amirim, ben günde 2,5 litre su içmeye başladım da... Ondan herhalde sık giriyorum. Sağlık için çok faydalıymış diyorlar. Evet, evet. Su içmek sağlığa faydalı. Devam edebiliriz kızım. Tamam, devam edelim anneciğim. Etmeyelim. Devam ediyoruz Mehmet Ali'ciğim. Peki. Selam. Ay, merhaba. Ne haber? İyi, iyi, iyi. Çok iyi. Senden ne haber? Babanla konuştun mu? Yok, yani bu akşam konuşacağım. Bak... Korktuğun gibi tepki vermeyecek, merak etme. Erteleme artık bunu söylemeyi sen de. Yani Aydan, babam burada çalıştığım için çok mutlu. Yani nasıl konuşacağım bilmiyorum. Taşınma, iş güç emre derken kafam çorba oldu. Ay, ne çorbası? Abartıyorsun. Abartmıyorum Aydan. Hayatım bir anda alt üst oldu ya. Ne demiş Şems? Hayatının alt üst olmasından korkma. Belki altı üstünden daha iyidir. Umarım öyledir. Yağmurcuğum. Emre ile alakalı kafandaki şüpheleri rahatlatacak harika bir fikrim var. Eğer bunu uygularsan Emre ile ilgili hiçbir huzursuzluğun kalmayacak. Nedir? Emre'nin sosyal medya hesaplarının şifreleri. Thank you.
Evet. Evet. Aysel Hanım beklenen an geldi. Ay çok heyecanlandım. Demek seni heyecanlandırıyorum. Ay Rıfkı, vallahi sürpriz deyince ben dayanamıyorum. Hadi hemen gidelim. Oo, siz içerideki ortamı görünce küçük dilinizi yutacaksınız hanımefendi. Ayrılacaksınız. Bıraksana ya. Ayrıl. Bırak. Tamam. Bence çok uzadı bu konu. Yarın arkadaşlar yarışsın, sonra biz yarışırız. Olur mu? Olmaz. Hürrem'e yarın kürsüdeyim dedim. Bizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Arkadaşım, hayat memat meselesi var. Ortaya atılmış bir söz var. İnat etmeyin ya. Asıl siz inat etmeyin. Heh, yeter be. Benden günah gitti. Madem siz sesinizi kısmıyorsunuz, o zaman biz de gözünüzü patlatırız. Aylin öğretmen geliyor. Ne? Aylin öğretmen mi? Alalım arkadaşları odaya. Baksana ya. Yürü dedim sen. Bırak. Yürü. Yürü dedim sen. Gir içeri. Gir, 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 gir. Gir, geç. Gir, hadi gidelim o zaman. Çok meraklandım. Buyurun, bayanlar önden lütfen. Telefonum unuttum Rıfkı. Tabii telefonu unutmayalım, sürpriz bölünmesin. O güzel anı fotoğraflarız belki, bir şeyler olur değil mi? Bu odanın hali ne be arkadaşlar? Ya boş ver şimdi odayı Berkecan. Gül sever misin arkadaşım? Sevmem. Madem öyle, gülü solana, seni anlayana dek döveceğim. Şuna bak, iki saniye başından ayrıldım, 50 tane mesaj gelmiş. Boş verin efendim, takılmayın mesajlara. Birazdan mesajların en güzeli kalbinize gelecek. Durun, durun. Hop 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 hop, durun, 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 ayrıl. Mertcan, Berkecan, durun. Onlar sadece benden emin olurlar. Sakin, sakin. Tamam, vazgeçtik, siz yarışacaksınız. Ha şöyle. Bak, ne güzel anlaştık değil mi? Sonunda su yolunu buldu. Tamam da biz yarın ne tartışacağız? Yarınki konu başlığı sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi kolay çözülür? Biz şiddetle çözümü savunacaktık. Aa, tam bizlik konuymuş, süper. Sayenizde yarınki maça da hazırlanmış olduk. İdman yaptık. Patan! Rıfkı? Evet hocam, beğenmediniz mi yoksa? Rıfkı! Ne oluyor ya burada? Amca açıklayabilirim. Amca yok. O zaman o hocam açıklayabilirim. Ne yaptınız diyorum size? Spor salonunda ders vardı. Biz de senin odanda top oynayalım dedik. Değil mi arkadaşlar? Yani... Tabii tabii. Evet, çık dışarı. Çık dışarı. Çık, çık, çık. Hayır, çıkmayın. Sen çıkın. Siz üçünüz kalın. Hocam, hocam, biz neden kalıyoruz acaba? Onu sen daha iyi bilirsin oğulcan. Çocuğum, bölmeyeyim ben seni. Tamam. Anneciğim. Hı? İyisin değil mi? Bir sorun yok. Yok evladım, ne sorun olacak? Gayet iyiyim ben. Damla'ya baktım, maşallah yani bir çalışıyor evladım.
Arı gibi. Bana benzemiş, aynı ben. Anneciğim, hadi artık bitirelim şu kuralları, bak sonuna geldik zaten. Bitti mi? Gerçek. Aa, ay zaman nasıl geçti gitti. Hiç fark etmedim. Devam ediyorum. Sosyal medyadan Aslı'nın arkadaşları takip edilmeyecek. Onlara mesaj atılmayacak. Aslı'ya hediye alınan kıyafetlerin zorla giyilmesi istenmeyecek. Aslı'nın yaptığı ev işlerine müdahale edilmeyecek. Anne? 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 Kadın hemorajik şoka girdi. Anne! Anne bana bak, anne! Anne, anahtarı geri vermesen de olur. Ne? Şoka falan girmemiş Mehmet Ali'cim. Gördüğün gibi gayet iyi rahat edebilirsin. Anneciğim, şakaydı bu arada. Ciddiye alma lütfen. Anahtarı geri vereceksin. Tamam, tamam. Vereceğim evladım, tamam. Şu 14 kural artık bitti mi? Ne olduysa bittiyse ben aşağı ineyim de Damla'yı da götüreyim. Onunla yollarım sana anahtarı yukarı. Bitti anneciğim. Damla! Bakın ama uyacaksınız değil mi bu 14 kurala? Mehmet Ali sende. Tabii, tabii uyuyacağız evladım. Oradaki maddeler zaten bana uymadığı için uyum sağlamamız çok kolay olacak. Peki, çok teşekkür ederim. Damla! Efendim babaanne? Gel çocuğum. Benimle aşağı in. Annene bir şey yollayacağım. Tamam babaanne. Anneciğim, yine gel. Haberli tabii. Ha. Çünkü artık randevu almadan gelmek yok. Ha, haberli tabii, haberli. Gel. Canım kızım. Babaanne, ben bir tuvalete gideyim, geliyorum. Tamam evladım. Aa! Tamam Arife, tamam. Büyütme bu kadar. Üstüme gelmeke rağmen. Şu bile benim evime girip çıkıyor da ben oğlumun evine giremiyorum. Neymiş? Anahtar onda olacakmış. Bak. Arife, unutma. 14 kural. Yengeciğim, hazır anahtar demişken şunu bir de senin üzerinde mi denesek? O ne be? Metal dedektörü. Güvenlik görevlisi bir arkadaş için böyle yeni sürümler deniyorum da bir de senin üzerinde mi denesek? Bana bak Hulusi, ben şimdi birazdan senin üstünde bir şey denerim. Görürsün gününü. Arife yapma böyle. Bu çocuk bir arkadaşı için uğraşıyor. O çocuk işsiz mi kalsın ya? Ben yemem Hulusi. Şimdi şu cihazı hangi AVM'nin güvenlik görevlisinden çaldıysan götür ona geri ver. Çalmak yok yenge. Bıraktım ben o işleri. Benimki sadece dostluktan bir arkadaşa kıyak geçiyorum. Kalite kontrol yapıyorum yenge. Ya işsizlikten kırılıyor insanlar Arife. Bu zamanda işsiz mi kalsın o adam? Yardımcı olmak lazım insanlara. Üf. İyi tamam. Dene. ötüyor işte. Çalışıyor. Ha yenge, ya üzerinde metal eşya, bozuk para, anahtar falan varsa istersen çıkar bir de öyle deneyelim. Senin yanında çıkaracağım. Yengeciğim, yani bir ses duyduysan o kalbimin kırılan sesidir. Hayatım, ben çıkıyorum. Tamam hayatım. Aslı. Taşınmaktan vazgeçtiğin için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin. Canım benim. Sen de al şunu. Çıkarken şunu kapının yanına yapıştırırsan sen de beni çok mutlu edeceksin. Aslı abartma ya. Oldu olacak, çoğaltalım. Bütün apartmanın duvarlarını asalım yani. Aa, çok iyi fikir. Aslı sen daha fazla saçmalamadan ben çıkayım artık aşkım. Yapıştır bunları hayatım, ben çok ciddiyim. Allah Allah. Peki tamam. Allah Allah.
Ciddiyim, ciddiyim. Allah Allah. Dene! Yeter! Ötmüyor işte, tamam. Yenge, eminsin değil mi? Üzerinde bozuk para, metal eşya, anahtar falan yok değil mi? Yok işte, yok Hulusi, yok! Anahtar deyip durma. Her anahtar dediğinde içim burkuluyor benim. Dedim de yenge, dedim. Neyse. Nereye? Gideyim şu işi halledeyim Kerami. Hulusi amca, neden bu cihazı denemek için dedemin evine getirdin? Dedenin evinde denemeyeceğim de nerede deneyeceğim Damlacığım? Koskoca emekli başkomiser var evde ya. Benden kaçsa ondan kaçmaz. Peki neden denedikten sonra arkadaşına geri götürmedin? Mesai yarın başlıyor Damlacığım. Peki niye ben de az deneyip dedemle babaannemi de çok denedin? Damlacığım şimdi radyasyona falan maruz kalırsın. Yani kimi AVM'lerde hani çocuklara tutmuyorlar ya onun için. Senin sağlığın her şeyden daha önemli. Ya amirim yeni nesil sürekli sorguluyor görüyor musun ya? Vallahi bravo. Ezberci eğitime karşı bunlar. Karşı bunlar. Damlacığım al şu anahtarı götür annene ver çocuğu. Babaanneciğim. Gitti anahtar. 14 kural. Ha, alo Deniz'cim nasılsın? İyiyim ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya Deniz ben seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum da. İşin yoksa gelsene bize bir kahve içelim. Anne, babaannem anahtarı yolladı. Tamam anneciğim, şuraya koy. Ay pardon Deniz. Ha harika, tamam. Tamam. Ay yok yok, kötü bir şey değil, merak etme. Tamam, oldu. Hadi görüşürüz. Selam kliniğimizin güzel insanları. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Can, biz iyiyiz ama siz bizden daha iyisiniz. Çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Sanki bugün benim yeniden doğduğum gün. Ne mutlu size. Ne oldu peki böyle? Daha ne olsun, taşınmıyoruz. Aslı'yla annem ateşkes imzaladı. O yıllık meselesi bitti gitti. Yıllık? Sen boş ver şeyi, yıllığı. Deneyeceğim sana bir yemek söyle. Ne yemek istersiniz? Sen bana bugün şerefine bir porsiyon İskender söyle. Tamam. Yok yok, 1,5 söyle. Yok yok. Duble olsun, bol tereyağı. Hocam, duble biraz fazla olmaz mı? Son günlerde biraz kilo aldınız çünkü. Ya belli oluyor mu? Yani kapıdan girdiğinizde ilk göbeğinizi gördüm desem. O kadar mı? Sen o zaman boş ver yemeği, sen onu iptal et. Nasıl istersin? Amirim, Aslı yenge masanın yerini değiştiriyor herhalde. Sen nereden biliyorsun Hulusi? Mesleki tecrübe amirim. Hangi eşya taşınırken nasıl ses çıkarır bilirim. Bir yardıma gideyim ben. Ha? Sen otur oturduğun yerde. 14 kural var. Aa. Kerami. 14 kural. Arife. Bırak 14 kuralı şimdi. Deniz geldi. Gel sen. Ayol hiç gelsin olur mu? Bu kızın artık neyin nesi, neyin fesi olduğunu öğrendik. Ya niye habire gelip duruyor? Gelir mi yanına? Çıkıp bir bakayım istersen. Sen yenge. Otur oturduğun yerde. Sana düşmüyor. Keramiciğim. Ben bir çıkıp bakayım canım. Ne olur, ne olmaz. Arife. 14 kural.
Yani Kerami, burada 14 kuraldan daha önemli bir mevzu var şu anda. Bu kız, Deniz, neden habire benim Mehmet Ali'min evine girip çıkıyor? Yani ya benim canım gelinime bir hainlik yaparsa? Vallahi ben de çok merak ettim amirim. 14 kural nasıl olsa beni kapsamıyor. Ben de bir çıkıp bakayım isterseniz. Otur dedim sana Hulusi. Ben bir gidip bakayım. Bakayım canım benim. 14 kural Arife. Arif, 14 kural anladım. Of. Geldim, geldim. Gel Deniz'cim, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç şöyle, geç. Aa, siz taşınmıyor muydunuz bugün? Taşınıyorduk da sonradan vazgeçtik. Deniz'cim, bilmiyormuş gibi yapmana gerek yok. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben her şeyin farkındayım. En başından beri Mehmet Ali ile benden bir şeyler sakladığınızı biliyorum. Ve nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde Rıfkı abimi de bu yalana ortak ettiniz. Yanılıyor muyum? Kerami. 14 kural Arife. Ya sen de taktır şu 14 kurala. Bırak onu şimdi. Ben diyorum ki şey mi yapsak acaba, hazır şu kız Deniz yukarı gelmişken gidip onunla böyle bir biz bize açık açık bir konuşma mı yapsak? Ne konuşacaksın Arife? Ay Mehmet Ali'yi falan işte. E çağır gelsin. Olur mu öyle şey canım, ayağına çağırmak? Aa çok ayıp. Hazır gelmişken ben çıkayım yanında konuşayım. Aslı isterse almasın gene beni. 14 kural. Seni dinliyorum Deniz. Konuşmayacak mısın? Of Aslı. Sana daha fazla yalan söyleyemeyeceğim ben. Söyleme zaten. Gerek yok, boşuna yorma kendini. Yiyemiyorum çünkü. Söyle, ne saklıyorsunuz benden? Kimsin sen Deniz? Ben Mehmet Ali'nin liseden arkadaşıyım. Aslında eski sevgilisiyim. Ama liseden. Çocukluk yani. Ne var bunda? Yani bunun için miydi bu kadar yalan dolan? E bence de ne var bunda ama Mehmet Ali işte. Korktu senden. Allah Allah. Hay Allah'ım yarabbim, ben o kadar kıskanç bir kadın da değilim. Neyimden korktu bu kadar? Bak şimdi. Sana ilk aşkımsın demiş. Bana da öyle demişti. Hatta yıllığıma bile yazdı. Bütün paniği bu yüzden işte. Şimdi anlaşıldı. Pinokyo Mehmet Ali. Ben biliyorum sana ne yapacağımı. İstersen ben gidip çağırayım yenge. Ya da senin gelmek istediğini söyleyeyim. Hulusi, uyuma sen de şimdi Arife'ye. Bana bak, bir tavla mı atsak? Tavla? Tabii. Ay tavla yukarıda. Ben bir koşu gidip alırım hemen tavlayı. Ne yukarıdası Arife? Otur oturduğun yere. Burada tavla. Olur mu ya amirim? Yukarıdakini alalım ya. Sizinkinin pulları boşuna eskimesin. Ben bir çıkıp alıp geleyim yenge. Sen çıkmıyorsun Hulusi. Otur. Çıkmak gerekirse ben çıkarım yukarı. Arife, 14 kural. Oğlum, ha o tavla ha bu tavla. İkisi de tavla değil mi ya? Maksat vakit geçsin. Çok da vakit geçmesin be amirim. Ya sonuçta ölümlü dünya. Ay Hulusi, vallahi ilk defa doğru bir şey söyledin sen. Yani Allah korusun, neler izliyoruz haberlerde. Ben bir gidip bakayım şuraya. Arife, 14 kural. Ya yeter artık. Çocuklar siz neden sürekli kavga ediyorsunuz? Nasıl yaptınız bunu ya? Hocam bütün gülleri yolmuşlar. Rıfkı hocam, gülleri şimdilik bir kenara bırakalım. Nasıl bırakalım hocam? Nasıl? Hocam durum bildiğiniz gibi değil. Açıklayabilirim. Ne bildiğimiz gibi değil Oğulcan ha? Daha geçen gün spor salonunda kavga ediyordunuz. Ben gelmeseydim kim bilir neler olacaktı. Yeter artık. Tamam dedim. Yapmışlar bir çocukluk. Ama bu hal ne? Mafya mı oldunuz siz bizim başımıza? Balonları da patlatmışlar. Balonları bir kenara bırakalım şimdi canım. Aa. Ben dedim hocam. Konuşalım dedim. Anlaşalım dedim. Bu defa niye kavga ettiniz? Ya biraz daha... Şey hocam şeyden dolayı. O arkadaşlar benim videoma dislike atmışlar. Gururumu yediremedim. Kardeşimizin gururu bizim gururumuzdur hocam. Alfonso de Martin'in de dediği gibi
Gurur insanı mutluluktan uzaklaştırır. Çok mutlu olacaktık be. Ay! Rıfkı hocam bir artık kendinize gelir misiniz lütfen? Sizin de balonunuz patladı artık çocuklar. Bu konuyu ailenizle konuşacağım. Hocam ne olur yapmayın. Bir daha yapmayacağız. Nasıl yaptınız ya? Nasıl yaptınız bunu ya? Nasıl yaptınız ya? Kesin. Siz değil. Siz kesin artık. Derhal çıkın. Ailenize hesap verin. Çık! Bu ne canım? Beter etmişler ortalığı hocam ya. Şuraya bakın ya. Her şey bitti. Her şey. Rıfkı. Efendim Ayfer. Ben sürprizini çok sevdim. Ama yani olmadı ki bu böyle. Ama niyet önemliydi. Gidiş yolundan puan aldın benden. Ne diyorsun? Karıcığım. Efendim hayatım. Ya sana bir şey soracağım ama bana sakın yalan söyleme, tamam mı? Aa, Mehmet Ali aşk olsun. Bizim aramızda yalan mı olur? Biz ne zaman yalan söylemişiz birbirimize? Tabii canım, aramızda yalan mı olur? Bizim aşkımız gerçekler üstünde kurulu Aslı. Öyle. Öyle bir tanem, öyle. Sen sor. Sor bana ne soracaksan. Dürüst olacağıma emin olabilirsin. Aynı senin dürüst olduğun gibi. Ya... Aslı, sence ben... Sence ben kilo mu aldım? Ay biraz aldım be hayatım. Gerçekten mi? Vallahi. Dur bak, bana inanmıyorsan. Deniz burada. Mehmet Ali, ne oldu hayatım? Elimden kaydı telefon. Merhaba Mehmet Ali. Kullanma o kelimeyi. Senin ne işin var orada Deniz? Aa, aşk olsun Mehmet Ali. O ne demek? Burası Deniz'in de evi. İstediği zaman gelir gider lütfen. Tabii 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 öyle de. Deniz, bak bakayım görüşmeyeli Mehmet Ali kilo almış mı? Aa evet, eskiden filinta gibiydi, filinta. Eski mi? Bu şey iki gün öncesinden bahsediyoruz değil mi Deniz? Ha tabii tabii öyle canım. İki gün önce geldim. Geliyorum Aydan, geliyorum. Kızlar kusura bakmayın, benim kapatmam lazım. Tamam hayatım, hadi görüşürüz. Ben de Mehmet Ali'yi tanıyorsam 5 dakikaya burada olur. Bence de. Çok iyi oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Deyince çileme hemen yemek siparişini iptal et. Ben karımın yaptığı güzel sağlıklı yemekleri yemeye gidiyorum dedim. Tabii tabii, mutlaka öyle demişsindir. Gerçekten hayatım, ben sana ne zaman yalan söyledim? Bilmem. Ne zaman söyledin? Hiçbir zaman. Mehmet Ali'cim, sen hiç brokoli sevmezsin ki. İstersen başka bir şey al kendine. Aa, sen yaparsın da ben sevmez miyim aşkım? Bence yalan senin ağzına yuva yapmış Mehmet Ali. Değil mi Deniz? Evet. Eskiden hiç böyle değildi. Ben de çok şaşkınım. Eski mi? Hı. Sen nereden bileceksin benim eski mi Deniz? Herhalde Rıfkı abimle ilk tanıştığınızı söylüyor. Onu kastettin değil mi Deniz?
Tabii tabii, onu kastediyorum ben. Brokoli. Ben çok severim brokoliyi. Brokoli dedim mi akan sular durur. Ben brokoliyle büyüdüm. Ben okula giderken annem benim beslenme çantama brokoli koyardı hep. Yo, ben hiç öyle hatırlamıyorum Mehmet Ali'ciğim. Sen nereden hatırlayacaksın zaten Deniz? Ne yapıyorsun Deniz? Kuzlar, siz neler kaynatıyorsunuz ben yokken? Kimi çekiştiriyorsunuz? Kimi çekiştireceğiz canım? Biz öyle havadan sudan. İşte mesela eski günler, okul günleri mesela. Aman canım, niye eski günleri konuşuyorsunuz? Gelecekten konuşun. Gelecek geliyor, gelecek. 5G kapıda. Arabalar uçacak, siz hala geçmişi konuşuyorsunuz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar Mars'a şehir kuruyorlar ya. Tamam bir tanem, tamam, sakin ol. Aa, bu kadar karşıysan konuşmayız, geçmişi gelecek günleri konuşuruz. Ah şöyle. Mesela sen Deniz. Hı. Bu evden ne zaman gideceksin? Bak ecek acak. Gelecek zaman tipi kullandım. Ay dur canım, ne güzel tatlı tatlı muhabbet ediyoruz. Ay aklıma geldi Deniz'ciğim, sen hangi liseden mezundun? Açar Lisesi. Açar Lisesi. Aa, Mehmet Ali, sen hangi liseden mezundun? Aa, ben de Açar Lisesi mezunuyum. De, o başka Açar Lisesi'dir muhtemelen. Aa, olur mu canım öyle şey? Nasıl yani, siz aynı liseden mi mezunsunuz? Ne tesadüf? Ben Deniz'i hiç hatırlamıyorum. Sen bizim okulda yoktun. Yani başka lisedir o. Benim gözüm Mehmet Ali'yi ısırıyor. Isırıyor. Kısa boylu, toplu, çirkin bir çocuk vardı. Onu andırıyorsun. Hiç alakası yok. Ben lisede böyle filinta gibi bir delikanlıydım. Boyum bundan uzundu. Ben yaşlandıkça boyum kısaldı. Çektim. Tamam. Deniz'ciğim sen kaç yılında mezun oldun? 89. Sen Mehmet Ali'ciğim kaç yılında mezun oldun? İnan hatırlamıyorum. Emin misin? Aşkım kaç yıl geçmiş aradan, ben nasıl hatırlayayım? Ama ne bileyim ben. Aslıcığım ben her şeyi dün gibi hatırlıyorum. Ya lise günleri unutulur mu hiç? Her şeyin ilkinin yaşandığı harika günler. İlk arkadaşlıklar, ilk dostluklar, ilk aşklar. Bunlar unutulur mu ya? Kullanma kelimeyi. Deniz, senin lise yıllığın var mıydı? Aa, vardı tabii. Olmaz mı? Hatta anlattım ya, evden çalındı diye çok üzüldüm. Çok değerliydi benim için o. Üzülmez mi insan? Yani ne kadar önemli bir şeydir yıllık. Düşünsenize, içinde ilk arkadaşlarının, ilk dostunun, ilk aşkının yazdığı çok önemli yazılar var. Çok anlamlı yazılar vardı içinde. Mehmet Ali'nin de yıllığı geçen gün ortaya çıktı. Okuyamadık bir türlü. Fare yedi. Aman canım, okuyup da ne yapacaksın zaten? Çocukça yazılar. Deniz, ben bir şey soracağım. Bizim Mehmet Ali'nin lisede sevgilisi var mıydı? Bir düşüneyim. Saçmalama aslında. Deniz nereden bilsin? Beni zaten yanlış biriyle karıştırıyor. Yani bana çirkin falan dedi. Biz aynı okulda değildik. Bence aynı okuldaydık. Ben gerçekten hatırlıyorum Mehmet Ali seni. Hem Mehmet Ali ne yapardı aslında biliyor musun? Ne yapardı? Bütün kızların peşinden koşardı. Hiçbir kız da buna yüz vermezdi. Kim yüz vermezdi be? Saçmalama, ayıp oluyor ama. Bir dakika, tamam anladım. Yüz verirlerdi yani. Anlatsana mesela sevgilisi var mıydı? İşte ne bileyim, birine aşık olmuş muydu? Ya da birine sen benim ilk aşkımsın. Demişsen bile ki...
hatırlamıyorum ama demişsem bile cahiliye dönemiydi. Nedenmiş o? Çünkü o zaman aşkı tanımamıştım. Yani Aslı'yı tanımamıştım. Oo, Mehmet Ali Bey. Vallahi duyduklarıma inanamıyorum Mehmet Ali'cim. Ne diyeyim? İnan Aslı'cığım, ben sana her zaman doğruyu söyledim. Ya bizim Oğulcan kadardım. Ciddiye alınacak bir durum yok yani. Şimdi Oğulcan mesela, Oğulcan yaşı genç, aşık oldu diyelim. Tamam mı? Aşık oldu. Ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz. Ama sonra mesela evleneceği kadına sen benim ilk aşkımsın diye yalan söylerse ben biraz ciddiye alırım. Ben çok mesela Allah korusun sen bana böyle bir şey söylesen ben çok kızarım Mehmet Ali. Ama Allah'tan sen bana hiç böyle bir şey yapmazsın canım benim. Canım zaten çocuklukta söylenmiş. Bu saçma sapan şeylerin şu an bir hükmü olmamalı bence. Olmalı bence. Ben kesinlikle yalana çok kızarım. Deniz'ciğim sen gitmeyecek misin artık? Gitmeyecek. Deniz hemen gitmeyecek. Yıllar sonra senin ilk aşkını bulmuşuz. Öyle gönderir miyiz hemen? Kullanma o kelimeyi. Ne? Nasıl yani? Aslı? Mehmet Ali. Son kural. Karına asla yalan söyleme. Aslı. Açıklayabilirim. Alo. Aslı Hanım merhaba. Merhaba. Hemen okula gelmeniz gerekiyor. Ne oldu? Oğulcan'a bir şey mi oldu? Oğulcan çok büyük bir kavgaya karıştı. Hemen gelirseniz iyi olur, konuşmamız lazım. Tamam, tamam hocam. Ben hemen geliyorum. Benim acilen çıkmam lazım. Ne oldu? Oğulcan kavga etmiş. Hayda, hadi çıkalım hemen. Yok, 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 yok. Senin gelmene hiç gerek yok. Ben gidip konuşacağım, böyle maaile gitmeyelim. Zaten sadece beni çağırdı öğretmeni. Peki, hemen haber ver bana da, tamam mı? Merak etme, haber veririm. Zaten seninle konuşacağımız şeyler bitmedi. Ben de sana çıkayım o zaman. Yok, kal istersen. Beraber eski günleri yad edersiniz. Yok canım, kalmasını istemiyorum ben. Aman ben çok meraklıydım seninle oturmaya. Of, yandım ben, bittim ben. Hop, okullar tatil. Tatil mi? Online eğitim bitti mi amirim? İstersen yukarı çıkalım. Damla kızımızın canı sıkılmasın. Oğlum bütün kapıları aldım ya, onun için öyle dedim. Senin aklın nerede Hulusi? Kerami. 14 kural. Tamam onu biliyorum. Mehmet Ali'lerin mutfak lavabosu su akıtıyor sanırım. Nereden biliyorsun? Bizim mutfağın tabanı ıslanmış yani. Ben bir yukarı çıksam. Hayır akıtırsa devamlı. Badara bozulur, kabarır yani. O yüzden dedim. İş çıkmasın başımıza. Otur oturduğun yerde Arife ya sen de şimdi. Amirim ben boya badana işinden anlarım. Bir çıkayım ben bir bakayım istersen. Sen dur şimdi, sen dur. Çok mu ıslanmış Arife? Yani bayağı yavaş yavaş ıslanıyor, büyüyor yani. Şimdiden biz önlemimizi alalım da sonra damlaya damlaya göl olur maazallah. Allah korusun amirim. Kış günü boya badana işi de hiç çekilmez ya. Yani koku çıksın diye kapıyı pencereyi açsan rüzgardan hasta olursun. Bir açmasan bu koku nasıl geçecek? Ha, bir çıkıp bakalım derim ben. Haklısın bakalım. İyi ara o zaman bakalım. Telefon etmeden çıkmayalım. Malum 14 kural. Tabii tabii. Alo oğlum. Efendim anne. Evladım sizin mutfak lavabosu var ya hani musluğu, onun musluğu su akıtıyor mu? Yok anne. Ha, anladım. Akıtıyor demek. Akıtmıyor anne. Madem akıtıyor, onu halletmek lazım. Müsait misin? Gel Aydan, gel. Meral Hanım aradı. Ona ilk verdiğimiz ilacın kutusu bitmiş, ikinci kutuya da geçeyim mi diye soruyor. Geçsin, geçsin. O zaman bir reçete düzenleyebilir miyiz? Tamam, ben hallederim şimdi. Sağ ol. Bir de şey... Ne oldu? Gelmişken söyleyeyim. Yağmur'un senden ne isteyeceğini öğrendim. Sonunda anlattı bana. Sonunda? Neymiş? Felaket. Senden
sosyal medya hesaplarının şifrelerini isteyecekmiş. Ne? Benden sosyal medya... Hayatta yapmaz. Ya istemez ya. İsteyecek diyorum. Kendi kulağımla duydum, kendi ağzıyla söyledim. Emre, maalesef Yağmur sana olan güvenini tamamen yitirmiş durumda. Allah Allah. Ya bu kız niye böyle şeyler yapıyor? Ben tanıyamıyorum ya artık. Bak ben senin işine kesinlikle karışmak istemiyorum. Benim haddim değil. Ama sakın şifreni verme. Sakın. Yani eğer sen bir kere bile kendinden taviz verirsen... bunların ardı arkası kesilmez bak. Sana güvenmeyi öğrenmek zorunda. Biliyorsun. Zorunda tabii. Evet. Tamam çocuğum. Sen şey etme. Ben şimdi gelir hallederim. Sen işine bak. Ne olmuş Arife? Daha ne olsun? Daha ne olsun Kerem? Ne olmuş yenge, musluk mu patlamış? Ben hemen çıkıp halledeyim. Evet, ben biliyorum da bir şey söylüyorum, öyle değil mi? Musluk patlamış işte. Ben gidip bakayım şuna. Arife, bahane yaratma kendine şimdi. Ya Kerem'in ne bahanesi? Mutfağım su içinde kaldı. Yerler, tavan, her yer sırılsıklam yani. Yenge, istersen ben de seninle geleyim yukarıya. Hani acil bir şey olur, ben hemen müdahale ederim. Yok, sen otur oturduğun yerde. 14 kural. Annem ararsa ben bittim arkadaşlar, bittim. Berkecan, Ayfer Hoca'nın blöf yaptığını anlamadın mı? Aramaz, sakin ol, rahatla biraz. Ya dik dur biraz. Ya ararsa? Uf ya. Aman ister ararsın, ister aramasın. Seni de çok rahat gördüm Mr. Topuz. Bizimkilerin telefonu bozuk, onunla mı bu rahatlık? Neyse, şu anda daha önemli bir meselemiz var. Arkadaşlar, bizim yarınki münazarayı bir şekilde kazanmamız lazım. Çalışmadan olmaz. Ya tamam, ya sorunları pratikte şiddetle çözmekte iyiyiz ama bunu dile getirmek zor. Nasıl yapacağız onu? Hürrem'den yardım mı istesek acaba? He tabii ya, gidelim Hürrem'den yardım isteyelim de bütün foyamız ortaya çıksın değil mi? Aslında bir bilen yol gösterse, yolumuzu aydınlatsa, gerisi çorap söküyor. Babam yardım edebilir. Üniversitede münazara yapmıştı diye hatırlıyorum. Ara hemen. Arıyorum. Meşgule attı. Hastası var herhalde. Aydan, Emre'nin hastası falan var mı? Yok yok, girebilirsin. Ay, konuşacağım şimdi. Ay, çok heyecanlı. Bakalım verecek mi şifreleri? Aydan, acaba istemesen mi? Kötü bir fikir mi? Yanlış anlar mı? Hayır, iste ya. Ya tepkisine bak en azından. Zaten tepkisinden anlarsın. Yani katiyen vermeyecek gibiyse... var ya kesin o sosyal medyadan bir şeyler karıştırıyordur. Hiç şaşmasın. Öyle mi diyorsun ya? Tabii canım. Bak kendine güvenen insan çıkarır şifreleri şırak diye masanın üstüne koyar. Sorun etmez yani böyle şeyleri. Tamam. Soracağım şimdi vallahi. Benden günah gitti Ayda. Başarılar. Bize kahve yaptı. Eline sağlık. Ne yapıyorsun? İyi. Birazcık vaktim vardı, bir şeyler okuyorum. Süpermiş. Hı hı. Vaktin varsa bir şey konuşabilir miyiz? Konuşalım. Emre, ben senden bir şey isteyeceğim. İste tabii. Yani yapabileceğim bir şeyse seve seve. Yapabileceğim bir şey. Seni dinliyorum. Bana sosyal medya şifrelerini verir misin? Neden? Bir nedeni yok. Sosyal medya şifrelerimi istiyorsun ama bir nedeni yok, öyle mi? Sence de biraz saçma değil mi? Yani bir nedeni olmalı. Yani birbirimizden gizlimiz saklımız yok.
bence sosyal medya şifrelerimizi de bilebiliriz yani. İstiyorsan ben de kendiminkileri vereyim. İstemiyorum çünkü ben sana güveniyorum ya. Ben de sana güveniyorum. Güvenmiyorsun. Ne alakası var? Güveniyorsan neden şifrelerimi istiyorsun Yağmur? Çünkü mesajlaşmalarıma bakacaksın. Sen ne kadar atlattım desen de son yaşadığımız olayı kafandan atamıyorsun. Ya yaşadıklarımızdan sonra ben seni tanıyamıyorum ya. Benim aşık olduğum kadın gitti. Yerine bambaşka bir kadın geldi. Tanıyamıyorum seni. Allah Allah. Anne bu musluğu neresi akıtıyor ya? Evladım ben sana yalan mı söylüyorum Mehmet Ali? Bizim ev göle döndü çocuğum. Neredeyse ya paçalarımızı sıvayıp öyle yürüyeceğiz evin içinde. Baban yani elinden gelse kayıkla gezecek. Hulusi abim boy veriyor. Allah Allah. Ben bir gidip bakayım o zaman anne. Yo sen gitme. Onlar aşağıyla ilgileniyorlar. Asıl burası sahipsiz kaldı. Evladım burası sahipsiz kaldı. Bu brokoli ne ayol? Ben yedim anne. Sen iyi misin? Sen sevmezsin ki brokoliyi. Dur. Ben sana şöyle güzel bir yemek yapayım evladım. Tabii bak 2 saat gelmedim ne yemeklere kalmışsın. Ay suratına bak kaşık kadar kaldı. Anne hakikaten şöyle güzel bir şey yap da yiyeyim ya. Aslı gelmeden son zamanlarımız şöyle tadını çıkarayım bari. Ama Aslı gelince git çünkü ortalık çok gergin anne. Dur bakayım sen şimdi. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun Ayda? İçeri gireceğim de. Şey bir hasta falan var mı diye şöyle bir deneyeyim dedim. Kapıyı tıklat. İçeri gir. Hasta varsa çıkarsın. Yapmadığın şey sanki. İşte bu sefer de rahatsız etmeyeyim dedim o kadar. Sen bana şimdi baya şifrelerini vermiyorsun. Öyle mi? Vermiyorum. O zaman kesin benden bir şey saklıyorsun demektir Emre. Hayır canım sen bana kesin olarak güvenmiyorsun demektir. Yok ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Sen kendine güvenmiyorsun. Saklayacak bir şey olmayan insan şifresini verir. Bu kadar basit. Bu kadar basit öyle mi? Ya bir kere şu söylediğin şeyi ben kendime hakaret olarak kabul ederim ya. Bana yakışmaz bir kere. Benim sana dürüstlüğümü kanıtlamam için şifrelerimi vermem gerekmemeli. Bir insan sevgilisine güvenmeli, böyle şeyler istememeli Yağmur. Ay Emre. Ay Emre ne kadar büyüttün be Emre. Bir şifre be. Bir şifre vereceksin bitti. Yani bu kadar mesele yapmasam ben de olayın içinde bir bit yeniği aramam. Ha, aradığını kabul ediyorsun yani. Çok güzel ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Yağmur. Bence insan güvenmediği biriyle beraber olmamalı ya. Haklısın. Haklısın bunu konuşalım. Konuşalım. Aslı Hanım. Açıkça konuya giriyorum. Bence Oğulcan'ın şiddet eğilimi var. Ne diyorsunuz Zafer Hocam? Vallahi çok ciddi söylüyorum. Yani bu okulda çıkardığı, karıştığı kaçıncı kavga? Önceleri biz kendi aramızda hallettik, size yansıtmadık. Ama bu saatten sonra artık ben paylaşma taraftarıyım. Ay çok şaşkınım gerçekten. Hayır çünkü Oğulcan inanılmaz sevgi dolu bir çocuktur. Biz onu öyle yetiştirdik Ayfer Hocam babasıyla. Ay babası batsın. Ah Mehmet Ali sen Oğulcan'a dua et. Aslı Hanım acaba diyorum siz Oğulcan'ın yanında babasıyla kavga falan mı ediyorsunuz? Yani Oğulcan şiddetli geçimsizliğin yaşandığı bir ailede mi büyüyor? Hayır Ayfer Hocam ne münasebet. Olur mu öyle şey ya? Aksine yani hiçbir sorunum yok benim Mehmet Ali ile. Biz ayrıca çok iyiyizdir. Ne bileyim yani biz çok mutlu bir aileyiz her şeyden önce. Hocam ne benim ne Mehmet Ali'nin şiddetle işi olmaz. Yani ben size şöyle anlatayım. Hani bizim evde vurdulu kırdılı film bile izlenmez. Yani o derece. Abicim ya ben spor yapmak istiyorum dediysem de hemen bugün başlayalım demedim ki ya. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın Mehmet Ali'cim. Hadi. Ya hem ben ne anlarım kickbokstan ya? Ya ben öğreteceğim sana diyorum ya. Sen ne anlarsın?
Kardeşin doğru söylüyor ama sen ne anlarsın çocuğun bokstan mokstan. Anneciğim teessüf ederim ya. Bu çocuk üniversiteye hazırlanırken ben kickbox dersleri alıyordum yani. Lütfen. Tabii sen onunla daha çok ilgilendiğin için bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olabilirsin. Aa, evet evet bak şimdi hatırladım. Hatta eve gelirdin. Evde ne kadar yastık, minder var onları toplardın, başlardın yumruklamaya. Evet anneciğim. Sen de terliğin tersiyle yapıştırırdın bana yani. Tabii, tamam. Hadi anladım. Ay! Hadi bakayım. Abi peki bu... Sağ ol. Kilo verdirir mi bu spor? Of ya Mehmet Ali, bir deri bir kemik kalacaksın diyorum. Hadi. Babaanne, ha? Çamaşır makinesi durdu. Durdu mu? Tamam, bekle. Hadi. Gel, onları toplayalım, birlikte asalım. Hadi. Babaanne, daha ilk günden kuralları çiğniyoruz. Ay boş ver sen. Kurallar çiğnenmek içindir. Annene söyleme. Şimdi tekrar. Sağ, gel. Sağ, sol. Sağ, sağ, sol. Aferin işte bu. Güzel. İşte bu güzel değil mi? Bak hemen. Evet. Oh, yavaş, ne abi ne yapıyorsun ya? Sen kafanı sokuyorsun oraya. Sokmuyorum oğlum. Dikkat et biraz. İyi misin? İyiyim. Gel. Hay Allah ya. Ay niye şifreleri vermedi bu çocuk? Bak gerçekten çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım Aydan. Emre yani bu çocuk senin bir dediğini iki etmez ki. Sen bir de şifreleri isteyeceksin, o da vermeyecek. Yani biri bana bunu söylese ben inanmam biliyor musun? Ya neden değişti bu çocuk böyle ya? Ay neyse Yağmurcuğum ben... Daha fazla yorum yapıp senin hakkında bulandırmak istemiyorum yani. Ay yap. Lütfen yap. Yani zaten bulandı bulanacağı kadar Aydan. Yani bak sadece şu kadarını söyleyeyim. Bu sosyal medya şifrelerini vermemesi yani beni biraz böyle değişkillendirdi. Hayır ne saklıyordu acaba vermek istemiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Islaklık artmış mı sence Hulusi? Benim gözlerim pek seçemiyor. Oo, epey artmış amirim. Acil müdahale etmemiz lazım. Yapma ya. Öyle amirim. Şimdi böyle tavan boyaları pütür pütür kabarmışlar. Yani acil müdahale etmezsek ileride başımıza çok iş açabilir. Ya hadi çıkalım o zaman. Allah razı olsun amirim. Niye? Benim babam böyle işleri hiç sevmezdi de amirim. Yani... Annem mutfağımızın tavanını görecekler diye utancından kimseyi çağıramazdı eve. Allah Allah. Hadi gel bakayım. Sağ. Sol direk. Sağ direk. Sol direk. Sağ sol. Bir daha. Ters. Sağ direk. Geldik Arife. Ayol siz niye geldiniz? Daha ilk günden ne kural bıraktınız ortada ne bir şey. Arife, mutfak akıyor. Onu tamire geldik. He, o evet. Ama ben tamirci çağırdım. Siz ne anlarsınız tamirden? Aa yengeciğim, benim elimden çok iş gelir. Mahpushanenin bozulan musluklarını, çatlak tavanını bana yaptırırlar. Elimizin altında Hulusi varken tamirciye para mı verilir Arife? İyi hadi. Geçsin, denesin bakalım. Gel Hulusi. Hay! Of! Anne ya çok terledim. Bana bir tişört getirir misin? Getireyim çocuğum. Babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kural mural kalmadı. Nereden çıktı bu boks? Babacığım Mehmet Ali'ye spor yaptırıyorum birazcık. Hamlamış çocuk. Böyle spor mu olur ya? Bırak bırak hadi terin soğuyacak. Gel bakalım. Hadi. Babaanne, ne yapıyorsun? Evladım, baban tişört istedi de ona tişört bakıyorum. Ay, 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 Allah! Şu dolabın içinin karışıklığına bak yani. Boş ver, annem düzeltirdi babaanne. Annen, hiç umudum yok. Al şunu evladım, babana götür ver. Tamam. Hadi çocuğum. Hale bak. Bunlar da kadın olacak. İş başa düştü. Arife, şuraya bak, şu dağınıklığa bak yani. Sağ, sol. Hadi 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 sağ. Canlı canlı canlı. Ya hadi Mehmet Ali canlı biraz ya. Abi ben yoruldum ya. Bıraksak mı? Acı yok, acı yok, acı yok Mehmet Ali, acı yok.
Hulusi abi ne oluyor orada ya? Ya Mehmet Ali bir tane vida düşürdüm de buralara kadar yuvarlandım endabur. Ona bakıyordum ya. Batmasın abi kimsenin ayağına. Yok yok batmaz batmaz. Buldum buldum Hulusi gel gel. Ya amirim gözümün önünü göremiyorum daha onu nasıl buldun? Canan Özedek ya küçükken sen nasıl yumruklar atardın bana onu hatırla. Sinirlendiriyordun çünkü beni o zaman. İstersen bir zaman yolculuğu yapalım ha. Mehmet Ali senin boyun ne kadar kısa lan? Değil. What? Kısa. Değil. Kısa. Değil. Kısa. Hop hop. Dur lan lan dur. Baba amca bu ne hal? Mehmet Ali amca. Çocuklar biraz form eksiğim vardı da. Amcanızı da kapatmaya çalışıyoruz eksiği. Bir şey yok, bir şey yok. Çalışıyorduk. Ne oldu? Siz burayı da mı dağıtmaya geldiniz yoksa? Ya amcacığım konu bildiğin gibi değil. Bak bir dinle beni. Ya bırak, bırak. Amcan değilim ben senin. Ne oluyor ya? Abi oğluma trip atıyor, ne oluyor? Ya ufak bir yanlış anlaşılma var babacığım. Çok da ufak değil de. Neyse. Sonu güzel oldu Allah'tan. Ne diyorsun? Oğlum, niye vurdun bana ya? Abi sen nereye gittin ya? Ne sen sor Mehmet Ali, ne ben söyleyeyim, boş ver. Evet oğlum, sen ne istiyorsun benden? Söyle bakayım. Oğulcan, bana ihtiyacın olursa ben de buradayım evladım. Dede, senin mutfakta ne işin var ya? Musluk bozulmuş da Hulusi amcanla onu tamir ediyoruz. Bu boru amma pis çıktı amirim ya. Yapma ya. Bir bakayım. E tabii kaç sene oldu seninle. Babacığım, yarın bizim münazara maçımız var. Ona hazırlanmamız lazım. Aferin lan. Aferin size. Böyle faydalı aktiviteler yapın. Münazara pratik zekayı, kelime dağarcığını geliştirir. Münazara... Babacığım, şu ön sözü bir geçsek mi? Konumuz sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi daha kolay çözülür? Siz hangi taraftasınız? Bir şiddetle çözme taraftarıyız. Abi şiddetle nasıl çözdüğünüzü gayet güzel gördük Oğulcan Bey. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel çözmüşsünüz yani sorunu. Ya amcacığım sen bizi yanlış anladın. Biz münazaraya hazırlanıyorduk. Oğulcan hayırdır ya böyle münazara falan? Sen hiç ilgi duymazdın mı böyle şeylere? Her şey aşk için baba. Ben galiba ilk kez aşık oluyorum. Kullanma o kelimeyi. Sakin olsana baba. Niye kızıyorsun? Hem sen hiç aşık olmadın mı? Sen geçmedin mi bu yollardan? Hayır, geçmedim. Nasıl yani? Sen hiç aşık olmadın mı? Oldum, oldum. Oldum, aşık oldum. Annene aşık oldum. Evlendik. Şimdi sen oğlum münazaraya hadi kız için girdin. Neden şiddeti savunan tarafa geçtin? Hangi sorun şiddetle çözülmüş? Babacığım münazara bu ya. Münazara inanmasan bile o konuyu savunmaktır. Hayır, insan inanmadığı şeyi savunamaz. Hele senin konunun hiç şansı yok. Sen baştan kaybetmişsin oğlum. Hangi sorun şiddetle çözülmüş ya? Yani o kadar sağlık çalışanı şiddete uğruyor, öldürülüyor. Hangi sorun çözüldü? Kim iyileşti? Şiddetle hangi sorun çözülmüş oğlum? Sen baştan kaybettin ya. Kaybedemem baba. Bu maç benim için çok önemli. Amcam sen yardım et bari. Aa kesinlikle. Hayır biz... Çocuklarımıza yani bir fiske vurmak ne kelime? Ne bileyim kulaklarını çekip böyle bir ceza bile vermedik. Ayfer Hocam gerçekten yani biz çocuklarımızla sorunlarımızı hep konuşarak hallederiz. Arkadaşlarımızla da öyle. Yani çocuklarımız bizim başka biriyle yüksek sesle konuştuğumuzu bile görmemiştir. E peki Oğulcan niye böyle Aslı Hanım? Belli ki bir yerde bir hata yapmışsınız. Yani bilmiyorum. Ayfer Hocam bir de babasıyla mı konuşsak? Vallahi konuşalım. Ben de çok isterim bunu. Ay o zaman ben size şöyle bir şey teklif edeyim. Uygunsanız buyurun bize gidelim. Sohbetimize orada devam edelim. Hani siz de bizim aile içinde şöyle bir günlük hayatımıza bir bakın. Çünkü siz geldiğinizde hep ekstrem olaylar olmuştu. Vallahi öyle. Yani ne zaman gelsem hep bir action, bir action. Hadi o zaman.
ne var? Ne yani? Hulusi abimizi arayamayacak mıyız? Kırıldım. Gerçekten kırıldım. Ya ara ara tabii ara da. Öyle yerli yersiz arama. Sen neredesin? Mezarlıktayım. Şeyhimiz abi dedi ki Hulusi'ye yer bak. Seç beğen yat. Yarına kadar anahtarı aldın aldın. Alamadın Allah rahmet eylesin. Evet çocuklar. Korku bir insana neler yaptırmaz ki? Karşınızdaki insana bir şey yaptırmak istiyorsanız eğer onu korkutun yeter. Şiddet korkunun gübresidir. Yazdınız mı bunu? Bunu not aldınız mı? Çabuk not alın bunu çocuklar. Aldık amca aldık. Sen devam et. Sen devam et. Şiddetle çözüme ulaşan sorunlar bir gün mutlaka ortaya çıkar. Şiddet kesinlikle çözüm olamaz. Oğulcan, babam argümanlarınızı çürüttü. Kaybettiniz. Sen öyle zannet bakalım Damlacığım. Çocuklar, şiddet bir kerelik kullanılan bir şey değildir. Şiddet bir insanın cebinde taşıdığı en büyük özelliğidir. İstediğin zaman çıkartırsın, istediğin zaman saklarsın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ama bakın çocuklar, bir kere daha altını çiziyorum. Burada, sırf münazara olduğu için burada şiddeti savunuyorum. Yoksa ben de Damla'yla aynı fikirdeyim. Yani konuşarak çözülmeyecek hiçbir problem yoktur yeryüzünde çocuklar. Hadi Mehmet hadi, sen de birazcık çalış. Boşladın iyice hadi. Hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu çocuklar şimdi inanmadıkları bir şey mi savunacaklar? Yani karşı tarafla empati kurabilmek için gerektiğinde şiddeti savunacaklar tabii yani. Çözümü şiddette arayan insanlarla empati de kurulmaz. Ya dostum, o zaman bu çocuklar burada münazarayı nasıl kazanacaklar hocam? Şiddetle kazanacaklarsa hiç kazanmasınlar daha iyi hocam. Allah, Allah! Hı? Hı? Bak, bak, neler? Hulusi abi sen ne yapıyorsun? Hiç, sen ne yapıyorsun? Kelebek gibi uçuyor, arı gibi sokuyorum abi. Muhammed Ali'nin lafı be. Ben de Mehmet Ali'yim. Bayrağı devraldım. Sen bir şey arıyor gibisin abi. He, karga burun arıyorum Mehmet Ali. O ne ya? Tamir aleti, böyle neşter gibi bir şey. Karga burun zaten elinde Hulusi amca. Kafa iyice gitti bende. Elindeymiş ya, vallahi elindeymiş. Bu kız çok zeki Mehmet Ali. Kime çekti bilmiyorum ama bu kız çok zeki. Gel gel, problemi buldum orası gel. Nasıl buldun ya? Nasıl buldun? Geldim amirim. Evet çocuklar, bakın. Jüriyi sadece cümlelerinle değil, hitabetinle de etkilemen lazım. Olacak. Kürsüye çıkıp konuşacağım işte amca. Daha ne yapayım? Göbek mi attı? Olmaz. Öyle konuşarak olmaz yani bu. Ya benim bu alanda kupalarım var. Güvenin bana çocuklar. Mesela şiddet hakkında konuşuyorsan davranışların da böyle birazcık agresif olmalı. Sinirli olmalısın. Ama naif konulardan bahsediyorsan mesela kelebek gibi olacaksın. Kibar olacaksın. Sakin olacaksın. Jüriyi etkileyeceksin yani. Abi Allah aşkına saçma sapan şeyler öğretme çocuklara. Hayır. Hayır bu maçı almak istiyorsa eğer böyle yapması lazım. Yani sonra oturduğun yerden hafifçe bir ayağa kalk. Koltuk yere düşsün. Sen de o arada rakibine böyle sert bir bakış at. Olmaz amca. Seyirciler yanlış anlarlar. Hürrem seni sinirli biri sanır Oğulcan. Ya bunların hepsi bir oyundan ibaret evladım. Ciddiye almayın ya. Sen bu maçı kazanmak istiyor musun? İstemiyor musun? Söyle bakayım. İstiyorum amca. Hı. O zaman söylediklerimi yapacaksın işte. Kürsüye doğru yavaşça yaklaş ve elini masaya vur. Rıfkı. Hayrola evladım? Yok bir şey babacığım. Siz işinize dönebilirsiniz yani. Amca, bu kadar sert olursa jüri tarafından hoş karşılanmayabilir. Aa, hayır, 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 hayır. Olur mu öyle şey canım? Jürinin bütün odak noktasında o anda sen olacaksın işte. Bakın çocuklar, tekrar söylüyorum. Şiddet hayatımızın bir parçasıdır. Şiddet olmazsa ne problemler günümüzde çıkar ne de bu sorunlar ortadan kalkar. Konuş, 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 konuş. Nereye kadar ya? Nereye kadar konuşabilirsin yani? Heh, bugün konuş, yarın konuş. Yoksa masaya vurmasam kelimeler havada uçuşup gider. İnanmıyorum. Ayfer hocam hoş geldiniz. Durun, durun Rıfkı hocam. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ben yardımcı olayım hocam. Yok yok, ben yardım ederim ya. Yardım ederim. Hoş geldin hayatım.
Mehmet Ali'cim ne bu hal? Ben antrenman yapıyordum. Rıfkı da çocukları münazaraya hazırlıyor. Yenge, İngiliz anahtarı var mı sizde? İngiliz anahtarı mı? Ya adı öyle geçiyor. Kendisi İngiliz değil. Yok Hulusi abi. Ha tamam, ben bulurum. Gel, gel. Hulusi buldum. Gel, burada gel. Bak. Gel. Mehmet Ali, bu evin hali ne böyle? Ha? Bir dışarı çıktım, geldim. Şu hale bak. Yani ortada ne kural kalmış ne bir şey. Evet, kabul ediyorum. Son yaşananlardan sonra biraz sarsıldım. Doğru. Biraz mı? Yağmur, bambaşka bir kadın oldun ya. Emre, bütün suçu benim üstüme atamazsın. Yani senin de bu süreci iyi yönettiğin söylenemez. Ya olabilir. Her gün başıma böyle bir şey gelmiyor. Ben de ilk defa böyle bir şeyle suçlanıyorum. Yani ben de her gün böyle saçma saçma mesajlar almıyorum Emre. Neyse. Görünen o ki bizim ilişkimiz bu tür güçlükleri kaldırabilecek yapıda değilmiş. Bu vesileyle onu görmüş olduk. Ne demek istiyorsun? Yani en ufacık bir sarsıntıda yıkılan bir bina gibiymiş bizim ilişkimiz Emre. Temeli sağlam değilmiş. Telefonuma gelen bir mesaj ve sonrasında yaşananlar bunu bize gösterdi. Maalesef. O yüzden ben de durup düşünmemiz gerektiğine karar verdim. Ayrılmak mı istiyorsun? Ara vermek istiyorum. Evet. Yani neyse, ben Ayfer hocama her şeyi anlattım. Sıkıntı yok. Yani ben sizi ve çocukları bir an öyle görünce... Yok canım. Bir taraftan boks sporunu icra ederken bir taraftan da münazara yapıyorduk. Yani bunda şaşılacak ne var anlamıyorum ya. Tabii canım. Yani normal hayatta sıkça görülecek manzaralar bunlar. Keşke görebilsek. Keşke bunları görebilsek Aslı'cığım. İnsanların bin bir türlü kötü alışkanlıkları var. Ama biz öyle miyiz ya? Spor desen var. Entelektüellik desen var, 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 var oğlum, var. Mehmet Ali'cim, bir saniye içeri gelir misin? Neden aşkım? Bir şey konuşacağım da seninle. Çocuklar, çocuklar! Şimdi gidiyorum. Ama dönüşüm muhteşem olacak. Hadi bakayım. Hocam, ben de size içecek bir şey ayarlayayım isterseniz. Ne içersiniz? Tek su alayım ben. Tek su. Ayfer'in yanında konuşup içimdeki şiddet eğilimini ortaya çıkarmak istemedim Mehmet Ali. Ama acilen okula gidince de konuşamadım. Aslı ben tamam, ne konuşacağını biliyorum. Ben Deniz konusunda hata yaptım, farkındayım. İlk aşkım sensin Aslı. Sana görül görmez vuruldum Aslı. Evet, sen beni yanlış anladın. Ay Mehmet Ali, bir sus Allah aşkına ya. Evet, ben seni çok yanlış anladım. Ya ben sana ne söylediysem doğruydu. Ay Mehmet Ali, hala yalan söylüyorsun. Sus bari, suçunu kabullen. Benim tek suçum Deniz'i tanıtırken yalan söylemekti. Ya keşke liseden arkadaşım olduğunu söyledi. Eski sevgilin olduğunu. Tamam. Eski sevgilim olduğunu söyleseydim. Ama ilk aşkım olduğu kısmı kesinlikle doğru değil. İşte o zamanlar ergenlikle söylenmiş, onun verdiği heyecanla öyle söyleyivermişim ben Deniz'e. İster gençlikte, ister çocuklukta. Yani ne dersen de ciddiye alınacak bir şey değil. Benim ilk gerçek aşkım sensin Aslı'cığım. İnan buna. Ben sana değil, Deniz'e yalan söyledim. İnanmıyorum. İnan. Dedim, pataklayacağım ya. Ayfer hocam buyurun. Hazır mutfağa girmişken size bir de kahve yapayım dedim. Mutfakta devleşirim de. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ne oldu? Niye bakıyorsunuz ya? Amca. Sen kahve mi yaptın? Yapamaz mıyım? Vallahi yapabiliyor musun? Peki, madem yapabiliyordun, bugüne kadar neden hiç yapmadın? Sana ne olacak? Ha? Sana ne acaba? Dersiniz falan yok mu sizin? Yok, dersimiz yok. Vardır illaki olacağım, vardır. Hadi geçin bakayım odanıza, hadi. Neyse, hadi.
Rıfkı. Hayatım, sana yalan söyleyerek büyük bir kusur işledim. Yani çok haklısın ama ne yaptıysam seni kaybetmekten korktuğum için yaptım. Hı hı. Beni kaybetmemek için hayatta en sevmediğim şeyi yaptın Mehmet Ali. Yalan söyledin, bravo. Aşkım, çok haklısın. Çok özür dilerim. Nereden bileyim ben şimdi gerçekten özür dilediğini? Ha? Ya şimdi de yalan söylüyorsan? Söylemiyorum Aslı, yalan söylemiyorum ya. İnanmıyorum. İnanman için ne yapmam lazım? Söyle, vallahi hemen yapayım ya. Anne, ne işin var senin burada? Mehmet Ali odanızdan bir şey istedi. Ben de onu getireyim diye buraya geldim çocuğum. Ne istemiştin Mehmet Ali? Tişört. Ama şey, Damla getirdi. Getirdi ama o tişörtü biz bulana kadar ortalık dağıldı. Ben de onları toparlayıvereyim dedim. Hı hı. Kural 15. Biz evde olmasak bile asla ama asla yatak odamıza girilmeyecek. Tamam çocuğum. Nasıl olmuş? Nefis olmuş. Ellerinize sağlık hocam. Bugün o yanağıma kondurduğunuz Buse'den sonra yani aklım hep orada hocam ya. Demeyin öyle şeyler hocam. Yani gerçekten öyle yani, öbür yanak öksüz kaldı diyebilirim. Hadi canım. Gerçekten yani o andan itibaren neden beni de öpmedi, neden beni de bir öpmedi diye ağladı yanakçık. Ağlamasın o zaman. Rıfkı, buralarda bir anahtar gördün mü ya? Görmedim onu, sağ. Ay çok utandım. Mehmet Ali istemese ben sizin odanıza girer miyim hiç evladım? Neyse hadi ben sizi yalnız bırakayım. Sen toplarsın artık. Mehmet Ali, bir açıklama bekliyorum. Hayatım, terlemiştim annemden. Tişört istedim. Ne var bunda? Ne yok ki? Annen var, yalan var, dolan var. Ne yok ki? Tamam, tamam. Çok zorlama Hulusi. Asla, asla. Bu sağ yanakçık hala kendi kendine ağlıyor yani. Yani ben de çok üzülüyorum ama sürekli birileri gelip duruyor. Evet. Gelmez, gelmez ya. Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman. Ne yaptın ya? Çıkma dedim oğlum. Sana aşığım Ayfer. Ne? Sana, sana. Ben de anlamadım. Amirim, barajda çatlatma. Ay! Bu ne ya? Başıma gelen. Ne yaptınız? Burayı böyle. Gel. Ay mutfağıma ne yaptınız böyle ya? Anam, zemin biraz pisti. Su döküp temizleyelim dedik. Baba, şiddetle ilgili aklımıza bir şey geldi. Oğulcan, çok yanlış zaman. Oğulcan, evimiz Venedik ilçesi olma yolunda. Oğulcan. Mehmet Ali, vanayı kapa, vanayı. Babacığım, vana nerede, nerede? Vana aşağıda, ne? Aşağıda girişte. Sıkı kapattın oğlum, kapatsana şunu. Sen ne diyorsun şimdi Ayfer? Yani söylediklerimi. Ben söylediklerini hiç duymadım ki, ne dedi? Hayır. Ha? Vallahi Ayfer hocam, yengemin kıyafetleri de çok yakıştı ya. Ayfer hocam, bu arada ben sizin bütün kıyafetlerinizi kurutma makinesine koydum. Ay çok teşekkür ediyorum ama hiç acelesi yoktu. Mehmet Ali Bey, borular gereksiz yere zorlanmış. Lütfen bir sorun olduğunda bize bildirin. Neyse ki sorunu çözdük. Geçmiş olsun. Sağ ol ustacığım, eline sağlık. Sağ ol. Siz niye zorladınız o boruları durduk ya? Tamir etmeye çalıştık Arife. Şimdi yengeciğim, biz amirimle sıkıntılı boruyu bulduk. Sonra amirimin keskin gözleri ve sezgi yeteneği sayesinde bu süreçte işleri kolaylaştırdık da biraz. Yeter olursun. Yeter. Bak, evi göle çevirdin. Şu zavallı gelinimin haline bakayım. Neyse ki bitti anneciğim.
Yani inşallah sizin eve çok fazla su inmemiştir. İnmez olur mu? İndi tabii, indi. Yok kızım, yok. Öyle çok büyütecek bir durum yok aşağıda. Arkadaşlar, azıcık maduk mu? Pizza söyleyin mi pizza? Vallahi çok iyi olur Mehmet Ali'cim. Ali'cim mi? Doğru duydun. Yani koşturmaktan yemek yapamadım da. Ben yaptım kızım mutfakta. Mehmet Ali. Cim ne oldu Aslı? Cim ne oldu? Dua et çok kalabalık. Hayatım, şu kuralları yarın uygulamaya başlasak ne dersin? Bugün sayılmasın. Peki madem ben kalkayım yavaştan. Hocam yemek yiyelim, öyle gidin lütfen. Ay çok teşekkür ediyorum. Hiç zahmet vermeyin, ben gideyim. Aa! Ne oldu Ayfer? Saat 9'u geçmiş. Aa, o halde kimse evine gidemeyecek. Aslı yenge, ben şurada kırılır yatarım. Olmaz öyle şey. Bizde kalacaksın. Bırakmam katiyen. Ya amirim, biz Mehmet Ali ile burada ayaklı başlı yatarız. Şimdi aşağıya in, zahmet olmasın Arife yengeme. Olur. Olmasına da artık yapacak bir şey yok. Ayfer hocam, siz de bizde kalırsınız. Değil mi Mehmet Ali'cim? Ay çok teşekkür ediyorum ama hiç zahmet vermeyeyim. Bir de ben hiç kalamam öyle. Hocam, lammıcım yok. Saat 9'u geçmiş artık. Başımızın üstünde yeriniz var ya. Ayfer hocam, ben size Oğulcan'ın odasını hazırlayacağım. Orada böyle rahat rahat yatarsınız. Kalma Ayfer, hem otururuz biraz daha işte. İyi peki, madem kalayım. Kalın kalın Ayfer hocam. Şimdi ilk defa kaldığınız evde yastığınızın altına anahtar koyduğunuzda rüyanızda evleneceğiniz kişiyi görüyormuşsunuz. Olur mu canım, öyle şey ne saçma. Olmaz mı ya? Siz yeni mi öğrendiniz? Hem bir denemiş olursun yani Ayfer, değil mi? Kendi gözlerinle görürsün saçma mı değil mi? İyi de nasıl bir anahtar koyacağım? Çok önemli. Ben şimdi size buradan uygun bir anahtar bulur getiririm. Ya Hulusi abi, sen otur, ben bulurum ya. Yenge ya, bu, burada böyle bir anahtar var. Bu önemli bir şey mi? Bilmem. İlk defa görüyorum. Buyur. Fercim, yastığın altına bunu koyarsın. Peki, madem öyle diyorsunuz, koyayım bunu yastığımın altına o zaman. Yalnız Ayfer, bu öyle böyle bir anahtar değil. Bu anahtar kalbimin anahtarı yani. Onu ben yastığımın altına koysam, görür görmez vuruldum vallahi. Hem ben de Kerami amirimin evinde ilk defa kalacağım. Evleneceğim kişiyi görmek istiyorum. Seninle kim evlensin acaba? Kızın anahtarına göz koyma Hulusi. Ben sana aşağıda bir yastık altı anahtarı veririm. Hadi kalk Arife, kalk. Ayol yemek yeseydik. 14 kural. 14 kural. Ha, 14 kural tabii. Kurallara tabii uymamız lazım. Hadi kalk. Oğlum hadi. Yok anneciğim, ben bu akşam kardeşimde kalayım diyorum. Niye? Şimdi su borusu tekrardan patlarsa falan birinin teyakkuzda olması daha iyi olur diye düşündüm. Hadi gidelim Arife. Hadi. Ayfer hocam, uyurken anahtarı yastığın altına koymayı sakın unutmayın. Aman ha. Unutmam, unutmam. Eğitimli insan işte, unutmuyor ya. Hadi Hulusi. Anneciğim iyi geceler, yine bekleriz. Hadi oğlum, iyi geceler. Tabii bekleriz. Oh. Aslı Hanım, çok teşekkür ediyorum. Size çok zahmet verdim. Ay estağfurullah canım, ne zahmeti. Bu arada Oğulcan'ın şiddet eğiliminin ailesinden kaynaklanmadığını görmek beni çok mutlu etti. Ergenlik işte Ayfer hocam, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bilmez miyiz, bilmez miyiz? Ben suyunuzu da başucunuza bıraktım. İyi geceler. Çok teşekkür ediyorum, iyi geceler. Kapatıyorum ben ışığınızı. Ha, lütfen, çok teşekkür ederim. Yalnız Ayfer, bu öyle böyle bir anahtar değil. O anahtar kalbimin anahtarı yani. (Gülüyor)
pam para para pam 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 para pam para para pam 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 para pam para para pam pam para 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 pam para pam pam para pam para para pam pam para 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 pam para pam pam para pam para para pam 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 para pam para para pam 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 para pam para para pam pam para pam 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 para 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 pam pam para 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 pam para pam para 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 Yapma böyle. Kırma benim kalbimi. Ya geçmiş geçmişte kaldı. Ben seni gördükten sonra hayatımda bembeyaz bir sayfa açtım. Ve o sayfalara ben binlerce kez Aslı yazdım. Ay Mehmet Ali, bana nasıl yalan söylersin ya? Ben sana yalan söylemedim. Deniz'e söyledim. Ay Rıfkı'nın kız arkadaşı dedin. O yalan değil. O pembe yalan. Hem de toz pembe. Şeker pembesi. Çekil, uzaklaş biraz. Öpeyim. Hayır. Ne münasebet. Hadi iyi geceler. Öpeyim. Hayır, hayır. Uyudun mu? Uyudum. Uyusan nasıl cevap vereceksin canım? Ben de uyuyamadım. Bu gece benim için çok önemli. Benim için de. Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi uyuyalım artık. Uyuyalım derken beraber mi? Gelin mi yanına? Uyudu herkes, konuşuruz biraz. Sakın. Tamam tamam, şaka yaptım ya. Şu an seninle aynı çatı altında olduğum için çok mutluyum. Ben de. Ama artık uyuyalım lütfen. Yarın erken kalkacağız. Lütfen yazma bir şey. Uyumasına uyuyalım mı? Sen buradayken ben nasıl uyuyayım ya? Ah Ayfer, ah. Milleti yanacak. Hırsız var! Hırsız var, yetişin! Yetişin, hırsız! İmdat!
Kuzum Eli, iyi misiniz? Anneciğim, biz iyiyiz. Uyumaya çalışıyoruz şurada. Biraz sessiz, sessiz. Oğlum, dünya yıkılsa umurunda değil ya. Biz bu çocuğu nasıl yetiştirdik böyle ya? Bir dakika ya. Herkes buradaysa bu ses nereden geldi ya? Kim bağırıyor? İmdat! Ayfer! Ayfer! Bitmez derdi tasası, iyi aile babası. Mehmet Ali, içinizden biri. Hem baba, hem kahraman ve ailenin direği. Validem tübe, çekemem ki onları. Best. My darlingim, karıcığım, bu kulunu affet. Bitmezlerdi tasası, iyi aile babası. İş, güç, kariyer, ekmek parası. Bir evde iki aile, bitmiyor cucunası. Bitmezlerdi tasası.